Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kur'an'dan aldığım feyz ile lemalar 232. İlginç bir yer. İnşallah derdimize derman olur. Kur'an'dan aldığım feyz ile, bunun dışında yok bu anlatacağım mevzu. Hariçten teselli aramak değil. Belki dehşet ve vahşet ve meyusiyet. 3. Dehşet, vahşet ve meyusiyet aldığım noktalar içinde teselli Rica-i Nur'u aradım. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür olsun ki aynı dert içinde dermanı buldum. Aynı zulmet içinde nuru buldum. Aynı dehşet içinde teselli buldum. Bu üç tane kelime izah ediyor. Dehşet, vahşet, mevsiyet. İzah edeceğim ben, başa geleceğim, metnimi okuyayım. Bak, belki dehşet ve vahşet ve mevsiyet aldığım noktalar içinde teselli aradım, nuru aradım. Şimdi bu ders daha çok şunlar çok dikkat et. Herkes de. Psikoloji sorunu olanlar, buhran olanlar, depresyon geçirenler, vesvesesi olanlar, kaygan hastalıkları ikide bir gidip gelmeler, ölüm korkusu olanlar, imansızlıktan veya abdest sorunu gibi vehim ve vesvesesi olanlar, hasretin dinlesin, çözüm bu. Bu merkez, tabii detayı çok uzun. Diyor ki, bu vesvese vehim, vesvese kalbidir, vehim aklidir. Bak şimdi, hariçten teselli aramadan, bir metni okuyayım. Belki dehşet ve vahşet ve mevsiyet aldığım noktalar içinde. Acayip bir Risale'nin tespiti. Teselliyi, ricayı, nuru aradım. Dehşete teselli, vahşete rica, mevsiyete nur. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür olsun ki, aynı dert içinde dermanı buldum. Bir. Aynı zulmet içinde nuru buldum. Aynı dehşet içinde teselliyi buldum. En evvel herkesi korkutan, en korkunç, tevehüm edilen, zannedilen ölümün yüzüne baktım. En evvel herkesi korkutan, en korkunç, tevehüm edilen, zannedilen ölümün yüzüne baktım. Yüzüne baktım. Cesedin değil abi. Ölümün. Nur-u Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi, ölümün zahirdeki o peçe var ya, hani kapatmak, kadınların kullandığı, ölümün peçesi, niye peçe kullandı? Çünkü güzel olan şey örtülür. Mehdi abi, sen peçe kullandın mı abi? Ne demek, hakaret mi ediyorsun diyeceksin, doğru haklısın. Çünkü sen de ben de o kadar güzel değiliz. Güzeller peçe kullanır. Size bir şey söyleyeyim. 53 yaşındayım. Kur'an'ı bildiğim kadar, hadis hakim olduğum kadar, Risale-i Nur'a tefeyyüz ettiğim kadar Allah'a yemin ederim ki, öteki tarafın, kabrin,
alemi berzahın güzelliği açılsa, hafif bir gözükse, dünyada bir insan kalmaz, oraya girmek için intihar ederdi herkes. Çünkü o kadar güzel ki ölüme peçe diyor. Allah onu peçeyle, kefenle, toprağın altına girmek gibi sureta dehşet veren şeylerle örtmüş. Kalsınlar burada, iş yapsınlar diye. Yoksa herkes atlar giderdi. Nasıl ki bir kıza aşık olup onun getirmiş olduğu elemden çıkmak için intihar çözüm gözükürse, yani seviyor, aşık oluyor, cevap bulamayınca aldığı elemden kurtulmak için ne kadar elem alıyor ki intihar çözüm oluyor? Ne kadar elem alıyor ki intihar çözüm oluyor? Ne kadar Yusuf güzel ki Zeliha ve Züleha ve arkadaşları meyve elma keserken elini kesiyorlar, anlamıyorlar Yusuf'u seyrederken. O kadar kalmışlar ki bu acıyı hissetmiyorlar. Aşk o kadar acayip bir şey ki intihar göze göstermiyor. Ya kıza aşık olmak gibi bunu netice veriyorsa, ya bu ötelerin üstü biraz açılsa, Allah'ın üstü, ahiretin üstü, berzah aleminin güzelliği üstü açılsa insanlar neler yapmaz? Onun için ölüm peçesiyle, kefen örtüsüyle, toprak tabakasıyla orayı Allah gizlemiş. Aralayan aralamıştır. Aralayanlar da ne yaptım ki sıram gelmedi diye ölümünü dört gözle beklemiş. Ölmeden önce ölmek istemişler. Allah onlarla örtmüş. Ama ehli tahkik o peçeyi aralamış. Çünkü Allah bu dünyaya zindan demiş. Zindan dünyadan bostan-ı cinana çıkmaya ölüm demiş. Yani Allah buraya zindan diyorsa, hayat esas innel darul ahire eyvan la arhadde fid dünya illa dâhre ahire illa ahir hadis ve menkibeler gibi veya sohbetler gibi veya ayetler gibi, hadis-i şerifler gibi, risandaki hakikatler gibi o taraflar açılsa, yani o gözüyle baksak ki Kur'an'dan aldığım feyz ile diyor, hariçten tesellâ aramadan o nurla bakılırsa, ötelerin üstü açılırsa, ki onları Allah peçeyle örtmüş. Ölümün peçesi gerçi karanlık. Bunu anlamış mıydı Mehmet? Ölümün peçesi. Biz niye peçe takmıyoruz? Mehmet niye takacaksın peçe? Lan o kadar güzel bir adamız. İnsan. Ben peçeyi niye takmıyorum? O kadar güzel adam mıyım? Yok. E kadınlar niye takıyor peçeyi? Talebi çok. O zaman kadınların çirkinleri takmayabilir mi? Yok. Onlar da içinde güzel. Onların çirkin de bizden güzel. Öyle mi? Tabii. Kadın dedik. Genç kadın demedim ki. Çünkü caziptir. Hazreti Yusuf'un çirkinliği yok. Evet. Hazreti Yusuf da istisna çıkartmış. Mesela buna ait bir tane Ahmedi Bedevi var. O kadar o nasıl olmuşsa, şu ettir, herkesin de ettir değil mi? Niçin herkes de farklıdır? Ettir. Ette olup ette olmayan nuraniyet. Onunki çok açığa çıkmış aynası. Ruhtaki güzelliği simaya vurunca Züleha. Elini kesmiş mi? Evet, nasıl narkozlanmış ki? Anlamamış. Peki Yusuf'un güzelliği
el kestirip anlattırmıyorsa, narkoz oluyorsa, aşık olup hayatı istihkar ediyorsa, ya Allah anlattığı aşk-ı mecazinin aşk hakikisini, zindani dünyanın içindeki güzellikler güzel midir? Allah dünyaya zindan diyor, üzerindeki insanlar nedir artık? Ve 1000 sene dünyanın ve sudana hayatı, küre senin, 1000 sene sultan sensin, hastalık yok, ölüm yok, dünya küresi senin, 1000 sene senin. Cennet hayatının 1 saatine mukabil gelmiyor. Böyle cennetin 1000 senesi, Allah'ı bir an görmeye mukabil gelmiyor. Böyle bir hayata gidiliyor. Mübarek, yani oraya o güzelliği görsen, adam o kıza düşmek için intihar ediyor da, ya bu kadar güzellikler gözükse Mehdi abi, la bir tane kalır, kız için intihar eden, cennet için, Allah için etmez mi? Allah kavuşmak için intihar eder. Kendisini gizlemiyor. Bize de bahsediyor ya abi, çocuk ölüyor, diyor, gelmek ister misin diyor. Ben daha öncesi buldum. Evet, 19. mektupta çocuk ölüyor, ya filan, gelmek ister misin? Hayır diyor, ben onlardan daha hayırlısını buldum. Yusuf Aleyhisselam da şey, İlis Aleyhisselam da cennete gitmiş, geri dönmemiş. Gelir mi? Yani, yalnız bizim peygamberimiz cennete görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. O tekrar ümmetin yanına dönüyor. Diğerleri... Vallahi bir şey değil mi sana? Ben de dönmem vallahi. Senin için de ne? La vallahi yalan söylemek istersen. İsa Aleyhisselam da dönerim dese yalan. Dönmemiş. Ümmeti ümmeti diyen bir kişi. Nefsi nefsi diyecek hepsi. Allah. Ya ne kadar kalan bizi bekliyor ya. Allah kadar lezzeti ne var acaba? Bütün lezzetlerin kaynağı. İyi ki Allah var. Hazret çöşmüştü. Allah Allah. Bugün iyiyiz. Cömertliğim bugün iyi. Eğer duygularımız din olmuşsa, Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür olsun ki, nasıl coşmayayım, bak hele bak, Allah aşkına cümleye bak, ne olur bakar mısın? Aynı dert içinde dermanı buldum. Şöyle, senin dertlenmene sebep Ayşe mi oldu, Fatma mı oldu? Aşık oldun, dert başına sardın, öyle mi? Fatma'yı sevdin, Hasan Hüseyin'i sevdin, kısa, başına dert mi sardın? Ayşe'yi sevdinse derman, derdin budur. Dermanın Fatma değildir. Aynı dert, dert olmuşsa derman odur. Korkutan ölüm aynı lezzet kendisidir. Bak, aynı dert içinde dermanı buldum, aynı zulmet içinde nuru buldum. Zulmet içinde nuru buldum, aynı dehşet içinde teselliyi buldun. Nasıl buldun? Aşağıda. Kur'an'ın ve beşerin lezine amenu. Müjdele, iman edip salih amel işleyenlere müjde, amenin, amelin ve imanın karşılığı olmayan bir şeydir. Müjde sana patron diyor. Aylığını vereceğim. Lan aylık müjde midir? Zaten hakkımdır. Hakkım olmayan verilmesine müjde denilir. En evvel herkesi korkutan, en korkunç, tevehüm edilen, vehmedilen, sanılan ölümün yüzüne baktım. Neymiş ölüm? Nuru Kur'an ile gördüm ki, anşartta, gözlüğü değiştir. Olmaz. Olmaz, bunu takacaksın. He, Allah Allah. Böyle bakıyorum farklı, böyle bakıyorum farklı. Nuru Kur'an ile gördüm ki, ölüm, ölümü peçesi tek kapattı. Açsana şunu. 3 şeyle kapatmış. Ölüm peçesi, kefen örtüsü, toprak tabakası. Allah Allah. Ölümün peçesi gerçi karanlık. Zahirde. Siyah. Çirkin ise de. Fakat mümin için asıl sıması, arkası nuranidir, güzeldir gördü. Ondandır ki, ay bak veriyor işte, evet şimdi bak. Şimdi Hazreti sen göreceksin. Hazreti orada. Bak kardeşim, bak. Akıllı ol. Hey.
Furkan'dır elmas hakikat. Kur'an'dır elmas hakikat. Dercan ederim sen gibi satmam. Halktan hakka, halktan hakka. Seyran ederim sen gibi sapmam. Dikenli yolda tayran ederim sen gibi basmam. Dikenli yolda yürüyorum ama basmıyor. Ferşten arşa şükran ederim. Yerden ötelere miraç ederim. Sen gibi asmam. Mefte, ecele dost bakarım. Sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim. Sen gibi ürkmem. Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı sen gibi görmem. Ah baba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, kabir. Nur kapısı, hak kapısı. Ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum. Eyvah diyerek kaçmıyorum. Arkama da bakmam. Eyvah neleri bıraktın ya? Bulduklarını görsen neleri bıraktın der misin? Zaten unutursun. Eyvah diyerek kaçmıyorum. Arkama da bakmam. Dehşette almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri dirilmek, esas ezan bu. Ekber bu. Haşri işitip kalkacağım. İsrafil'in ezanını, İsrafil ezan okuyacak. Ezan okuması ne demek işte? İsrafil'in ezanını fecr-i haşirde işitip Allahu Ekber diyerek kalkacağım. Salat-ı Kübra'dan çekilmem. Salat-ı Kübra ne demek? Büyük namaz. Namazdan. İsrafil ezan okuyor. İmam namaz kıldıracak. Öyle büyük bir namaz kılınacak. Salat-ı Kübra'dan çekilmem. Mecmua-ı Ekber'den çekilmem. Allahu Ekber diyerek ezanı haşri işitip kalkacağım. Mahşeri Ekber'den çekilmem. O dehşet var ya şey meydanı. Mescid-i Azam'dan çekilmem. Lütfu Yezdan, Nur-u Kur'an, Feyz-i İman. Anşak. Lütfu Yezdan, Nur-u Kur'an, Feyz-i İman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım. Aş-ı Rahman ziline uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah. Ölümün peçesi, gerçi karanlık, siyah çirkin ise de, fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördü. Ve çok risalelerde bu hakikati katı bir surette ispat etmişiz. Nerede hasreten? 8. söz, 20. mektup gibi çok risalelerde izah ettiğimiz gibi ölüm idam değil. Firak ne demek? Ayrılık değil. Hani ayrılıyorduk? Değilmiş. Belki hayat-ı ebediyenin mukaddemesidir. Hayat-ı ebediyenin, bak mesela hayat ile ölümlü fani dünyaya geliriz, mevt ile ölümsüz bekaya geçeriz. Hangisi kalitelidir? Ölüm idam değil, firak değil. Belki hayat ebediyenin mukaddemesidir, mebdeidir ve vazife-i hayat külfetinden bir paydostur, bir terhistir, bir tebdil-i mekandır. Berzah alemine göçmüş
kafile-i ahbaba kavuşmaktır. Ve hakeza bunlar gibi hakikatler ile ölümün hakiki güzel simasını gördüm. Korkarak değil, belki bir cihette müştakane meftin yüzüne baktım. Ehli tarikatça rabıtay-ı meftin bir sırrını anladım. Sonra herkesi zevaliyle ağlatan ve herkesi kendine meftun eden ve müştak eden ve günah ve gaflet ile geçen geçmiş gençliğime baktım. O güzel süslü çarşafı elbisesi içinde. Gençlik elbise diyor çarşaf. O güzel süslü çarşafı libas yani gençlik elbisesi içinde gayet çirkin, sarhoş, sersem bir yüz gördüm. Eğer mahiyetini bilmeseydim gençliğin, birkaç sene beni sarhoş edip güldürmesine bedel, 100 sene dünyada kalsam beni ağlattıracaktı. Nasıl ki ölelerden birisi ağlayarak demiş, لَيْتَ شَبَابَ يَعُودُ يَوْمَ فَاُخْبِرَهُ بِمَا فَعَالٌ مَش۪يبٌ Yani, keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık beni başıma ne kadar hazineler getirdiğini ona şekva edip söyleyecektim. Keşke gençliğim geri dönseydi. Ömer abi, keşke gençliğim geri dönseydi. Var yani o, hani var ya böyle gençliğimiz, zırh sop geçmiş gençliğimiz. Dönse şimdi, ya buraya koysalar. İhtiyarlık benim başıma ne kadar hazin haller getirdiğini ona şekva edip söyleyecektim. Diyecektim ki, bak şu ihtiyarlık var ya, bak rezil rüsvay oldum, işte azabı çekiyorum, ölüm korkuları var. Ölüm korkusu gibi gözükürken günahımdan korkuyorum. O da sen yaptın ha. Senden dolayı şu anda korkuyum. Sen ama bir 10 dakika lezzetin için sonsuz hayatım ya mahvoldu. Yazıklar olsun sana diyecektim diyor. O Ferda'yı bir görseydim. Mehmet abi belki de görüyordur. Evet bu zat gibi gençliğin mahiyetini bilmeyen ihtiyarlar gençliklerini düşünüp teessüf ve taassurla alıyorlar. Yani gençliğimiz gitti. Tamam, gençliğin gittiğine üzülme. Ömrünün gittiğine üzülme. Eğer namazsız gittiyse ona üzül. Namaz yok. Dava yok. İslam yok. E tabii ki üzülmek neymiş? Allah Allah. Tövbe et. İstiğfar et. Kaza namazına başla. Kaza orucuna başla. Zekat borçlarının varsa öde. Kulaklarının varsa bul onları. Öde onları. Daha ölmedin çünkü. Fırsat var mı? Var. Vefat ettikten sonra şu anda dünyanın altında deniliyor ki fiziğin, fenin söylediğine göre. Erbabı şöyle diyor. 112 milyar insan ölmüş. Gelmiş geçirmiş. Toplam. Bugün 7,5 milyar insan var. 12'den çıkar 13. 13 milyar, 110 milyar toprağın altında. İnsan obar olduğunu söylüyor. Şimdi onların 5'te 4'ü kafir, 5'te 1'i iman etmiş. Kafirlerin Kur'an ve hadis lisanıyla şöyle diyor. Ya Rabbi bir an bana fırsat ver. Bir an. Bir an ya bir dakika. Mesut seni yaşadı aldı. Ne olur beni bir daha dünyaya gönder diyecekler. Peki nedir o bir dakika istiyor? 500 senede elde edemeyip bir dakikada elde etmek istediği şey nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip iman edecekti. Orada iman edebiliyorum. Hayır. Orada küfür olmadığı gibi iman da yok. 500 sene iman edememiş. Bir dakikanın içini sıkıştırmak istiyor. Ama orayı gördükten sonra ey kardeşlerim bu kadar 5'te 4 kafir var. Milyarlarca yerin altında kafirler. Ya Rabbi beni bir an yukarıya çıkar. Beni bir dakika yaşat diye inleşip anlaşıp isteyenlerin ama eline geçmeyen o dakika sizin elinizde var. Nedir onların eline geçmeyen söz? La ilahe illallah
Muhammedun Resulullah. Şunu ben söyleyip de sen tekrar etmedin ya. Bak senin eline bile geçmedi. O kadar gafletteyiz. Tam bir fırsattı. Cemaat şeklinde söylenen bir şeye iştirak edebilirdi. Gaflet, kısmen sersemlik bizi mahvetmiş. Ya, onların eline geçmeyin. Sizin elinize geçen o La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Elhamdülillah ya. Bak geçti elinize. Gafleti kırdı. Gördün mü? Evet, çok şükür. Halbuki gençlik, şaka demiyorum. Onların eline geçebilir mi şimdi bu söz? Geçemez. Ama senin elinde bu fırsat var. Halbuki gençlik, ehli kalp, ey bir huzur, kardeş su içer misin? Bir bardak su ver ona. Halbuki gençlik, eğer ehli kalp, ehli huzur ve aklı başında ve kalbi yerinde bulunan müminlerde olsa, gençlik var. Ehli kalp, ehli huzur, aklı başında, kalbi yerinde bulunan müminlerde olsa, ibadete ve hayrata ve ticaret uhreviye sarf edilse, en kuvvetli bir vasıtayı ticaret ve güzel ve şirin bir vasıtayı hayrattır. Geçtik. Eğer böyle olursa Allah Allah. Allah Allah. Tesbihan Allah. Neymiş bak bir de okuyacağım şimdi şeyden. Halbuki gençlik, eğer ehli kalp, bir, ehli huzur, iki, ve aklı başında, üç, kalbi yerinde, dört, bulunan müminlerde olsa, o gençlik, ibadete ve hayrata ve ticaret uhreviye sarf edilse, en kuvvetli bir vesile-i ticaret, bir şey ne kadar nimet ise, o kadar nimeti barındırıyor. Mesela rızık barındırmayan bir şey değerli değildir. Mesela en kıymetli şey en kıymetli düşmanla beraberdir. Mesela iman. İmanınızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Ama neyi barındırıyor? Küfür. Rızık, Rize, İstanbul, Samsun, Kastamonu, risk taşıyor. Ne? İman, imansızlık risk. İmansızlığı kaldırın, iman da yoktur. Haramı kaldırın, farz yoktur. Ademi kaldırın, vücut yoktur. La ilahe illallah, la ilahe illallah kaldırırsan illallah da yok. La ilahe lazım ki illallah. Zannettiklerimiz, sanlarımız. Neymiş? En kuvvetli bir vesile-i ticari ve güzel ve şirin bir vasıta-i hayrattır gençlik. Ve o gençlik vazife-i diniyesini bilip suistimal etmeyenlere kıymetdar zevkli bir nimet ilahiyedir. Suistimal etmeyenlere. Eğer istikamet ben babaanneme sormuştum. 8 yaşında vefat etmişti. Sizin de geçmişlerinize rahmet etsin. Onlara da etsin inşallah. Dedim ki, babaanne dedim, şimdi sen genç olsan, benim yerimde olsan, ne yapardın? Sordum. Ben biliyorsun ben biraz şeyleri çok severim. Oğlum dedi, ne yapardın? Ne yapardım belli değil mi? Çok akıllı mantıklıydı. İnan bana, zaruri yani geçimimiz var ya, onu yaptıktan sonra, yaparken de ağzım durmazdı, tespih çekerim. Onun dışında her şeyi senin yaptığın gibi yapardı. Ama görüyorum ki sen de tam yapmıyorsun. Demişti. Yapmıyorsun. Niye babaanne? Yok oğlum yok. Fazla kıymetini bilmiyoruz. Niye babaanne? Keşke Allah sana şöyle bir fırsat verse. Aynı böyle diyor. Beni yapsa, benim böyle
benim gibi bir hale gelsen, sonra öyle olsan. Oy. Demek oradan bakmış. Öyle mantıklı bir babaannemdi yani, öyle şey değildi. Hani bunları sarf ederdi. Oğlum şu ağzı hakikaten tutmazdı. Sabah zikir ederdi. Öyle kitap okuması yoktu. Tamam. Durmazdı. Babaanne niye böyle yapıyorsun? Derdi ki, oğlum bu hava çıktı, nefes çıktı. Ya Allah içeride tutsa. Çıktı hamd ediyorum. Çıktı hamd ediyorum. Babaanne dedim, nasıl baş ediyorsun? Baştan söylüyorum sabah kalkınca. Akşam da yatarken söylüyorum. Allah da gün ortasında dedi, söylemediklerimi de öyle kabul eder. Demek ki gençlik suistimal etmeyenlere kıymetler, zevkli bir nimet ilahiyedir. Eğer istikamet, iffet, takva beraber olmasa çok tehlikeleri var. Taşkınlıkları ile saadet ebediyesini ve hayat uhrevyesini zedeler. Belki hayat-ı dünyevesini de berbat eder. Belki bir iki sene gençlik zevkini beder, ihtiyarlıkta çok seneler gam ve kederler çeker. Yatakta uyku tutmaz artık. Ölüm sancıları başlar. Ölüm korkuları olunca yatakta dirilirsin. Otursun yatakta. Belki de eşinden ayrılır yataktan, duymasın diye salona oturur. Yanar tutuşursun. Ateşin alev, sırtın ter olur. Ayakların titremeye başlar. Çünkü ölüm bütün çıplaklığıyla kendisini göstermeye başladı. Perde yaraladı. Bakıyorsun ölümün hakikatine, artık kendisini gösterdi. Bakıyorsun gençliğe, lan sermaye yok. Berbatı badaya var. Berbat ettik. Ama ne mutlu, hakikaten gençliğine elhamdülillah düşe kalka gitti. Kötülükleri de var tabii. Olacak insanız. Ama hayli fazla. Öyle vicdanı. Elhamdülillah. Davamız vardı. Müsaade okurdu. Kur'an okurdu. Tesbihat yapardı. Tamam mı? Derslere giderdi. Ama gerisi de babaannemin dediği gibi. Oğlum uşağım. Sabah kalktım zikrediyorum. Akşam yatıp zikrediyorum. Gündüzde de yapabildiğim yapıyorum. Olmayan boşlukları da ona havale ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Ona havale etmek. Yani arkadaşlar biz ölümden korkmuyoruz. Ya günahlarımızdan korkuyoruz. Günahlarımızdan korkuyoruz. Peki ne yapacağız o günahları? Kardeş öldün mü da? Yok. Tövbe kapısı açık. Tövbe et. Ama tövbe estağfurullah değildir. Estağfurullah değildir. Nedir o? Mesela zinanın tövbesi vardır. İçkinin tövbesi vardır. Ama kaza namazın, namazın tövbesi estağfurullah demek değildir. Ödenmesi gerekenleri ödemek tövbedir. İçki içtin, onun artık şeyi yok. O zaman nasıl içmemişlik olmaz. Varsa zenginliği, sadaka verirsin ve dua edersin. Namazın tövbesi, kazasını kılmaktır. Orucun tövbesi, orucunu tutmaktır. Abi artık kıçım tutmuyor, belim tutmuyor. Nasıl tutayım, yaşlandım. Fidyesini ver. Edemiyorum, o da paramı. Dua et. Nasıl dua et? Alem-i İslam'a dua et. Müslümanlara dua et. İştiraka mahlûr eden, istifade edersin. Hiçbir şey diyemiyorsan, ya Rabbi de, hiçbir şey diyemiyorsan, ne isteyeceğimi de bilmiyorum vallahi ya Rabbi. Nerelerde de sığınacağımı da bilmiyorum. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne istemişse istiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nerelerde sığınmışsa, sana sığınıyor. Eğer dilin dönerse şöyle dedi. Ya Rabbi, Peygamberimiz hariç, herkesin nefsi nefsi diyeceği o haşir meydanının deşetinde, bunu niye yaptın, bunu niye yapmadın sorusunu sormaya vesile olacak dünyada işleri ve sözleri bana nasip etme. Toptan ya. Yani onu da beceremiyorsun. Allah'ım beni bana bırakma. Ya Rabbi ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Onu da mı beceremiyorsun? Bildiğin gibi yap. Çünkü benim Allah onu mutlaka değerlendirecektir. Benim böyle bir Allah'ım var.
Allah kadar lezzetli hiçbir şey yoktu. O bir araladı mı sana, dünya hikaye. Böyle talinami. Değerleri bahane. Öyle artık ne kelmekir ne haşir. Almıyor seni. Çünkü sevgili göz diktiğin zaman, öyle derler biz memlekette. Sevgilimin diyor köyündeki horoz sesi bile bana melodi geliyor diyor. İyi ki Allah var. Kabir var. Cehennem var. Varsa var kardeş. Var olanlara vardır. Benim için Allah var. Gerisi bahane. Meczup musun, deli misin? Ne dersen onu. Benim Allah'ım var. Bizim cehennemimiz, cehennemin sahibini kaybetmektir. Bizim cennetimiz, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktır. Biz onun derdindeyiz. Öyle mi Mehdi abi? Cehennemimiz, cehennemin sahibini kaybetmektir. Cehennemin cehennemi odur. Bizim cennetimiz, cennetin sahibini bulmaktır. Rıza ilahiden başka hiçbir şeyi gayret edilmeyin. Cennet bile bunun yanına gelemez. Ustad 28 sene görmediğim işkence, cefa, sıkıntı kalmadı. Ya diyor, beşer zulmü içinde kaderin adaleti var. Ya ben böyle olmadım mı zalim beşerin eliyle kader beni tokatladı. Ya bunun hikmeti nedir diyor. Emirdağ'da diyor ki, bana diyor ki kader, sakın sayta, sakın sakın hizmet imaniye Kur'aniyeni cehennemden ve azaptan kurtulmana, cennete ve mükafatı beklemene, arzu etmene vasıta ve vesile olmasın. İyi, oysa bunlar meşru ve mubah iken bana bütün terk ettiriliyor. Bana bütün rıza ilahi gösteriliyordu. Peki yaptı da mı tokatlıyor? Avam yapar, tokat vurulur. Havasa önceden tokat vurulur, yapmasın diye. Yaptıktan sonra tokat vursan ne olur? Hepimiz berbat olurduk. Çünkü onlar ustalar. Onlar önde gidenler. Hata yaptı, tokat dedi. Ne yapacağız? Biz de takip edeceğiz. Onlar hata yapmadan tokat yiyecek. Çünkü önde gidiyorlar. Onun bedelidir. Biz ise onun için önde gitmenin bedelini bilir, ona göre baş olmaya çalışın. Baş olmak ister misin? Hata yapmadan tokat yemek var. Avam ise hata yapar tokat yer. Döner. Avam olduğu için. Bir tanesi bana dedi ki, abi dedi, evliya olmak istiyorum. Ne yapmam lazım lan? Vazgeç. Bu sevdalıktan vazgeç. Zor iştir bu. Kaldıramazsın. Ondan sonra ya niye? Ya 16 tane şart olduğunu ben okudum ana şart. Abi bir tanesi nedir dedi. Bak. Bizim için dedim, Ramazan'da oruç tutarken gıybet etsek veya gıybeti isteyerek duysak haram olur. Evliyalar için kardeşinin etini yemek gibi değil, yemiş gibi oluyor. Yemiş oluyor. Onun için gıybeti yaptın ve isteyerek dinledin, günah yazılmıyor. Orucun gidiyor evliyalar. Avamın ise günah yazılı orucu bir şey yok. Yemiş gibi oluyorsun. Kardeşinin çiğ etini yemiş gibi oluyorsun. Bu da haram yazılıyor. Evliya ise ağzında et olur. Kan tükürür. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anh'ın ağzından çıktığı gibi. Evliyanın birinci şartı bu. Orası abi kalsın dedi. Ne oldu, ne istiyordum? Ulan merak ettim. Bu adam ne yapacaktı bu evliyayı? Ben de zannettim kabir mobili keşfedecek, keşfe kurulacak. Lan ne yapacaktın lan evliyayı? Merak ettim dedim. Ya. Dedi ki dolmuşa binmeyecektim dedi. Dolmuşta kurtulmak için evliyalık istiyor. Allahu Ekber. Belki bir iki sene gençlik zevkine bedel, ihtiyarlıkta çok seneler gam ve keder çeker. Madem ekser insanlarda gençlik zararlı düşüyor, biz ihtiyarlar Allah'a şükretmeliyiz ki gençlik tehlikelerinden ve zararlarından kurtulduk. Her şey gibi elbette gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Her şey gibi
gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Eğer ibadete ve hayrata sarf edilmiş ise o gençliğin meyveleri onun yerinde baki kalıp hayat ebediyede bir gençlik kazanmasına vesile olur. Mehdi abi kaç yaşında? Sorulur mu? Sorsak cevap vermek zorunda değiliz. Abi kaç yaşında namaza başladı? 20 yaşında. 20 yaşında. Bulu çağ kaçtır? 14 olur mu? 12. Olur. 12. Peki kazayı kıldın mı abi? Hala kılarım. Maşallah. Tebrik ediyorum. Yaptığın için söylüyorum. Evet. Abim şöyle dua et. Ya Rabbi kazamı bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazadan hesap sorma. İyi mi abi? Ne? Bu lazım duası diyorum. Bu lazım duası. Ben öyle dua ettim. Ya Rabbi kazamı bitirene kadar canımı alma. Ama dışa kanka yapmadım. Ciddi kılıyordum. Ben. Eğer canımı alırsan kazamdan hesap sorma. Abi bir işten yapınca ölürse veya da şey olursa diyor herhalde. Evet tamamdır. Ama tamam, öyle bir tut, yani, bir tutma ama, bilmem bir şey yapma ama öyle. Şafi'de gördüm dün gece. Lan ne sünneti kılmıyorsun? Şafi'de kılmıyorsun tamam. Onun yerine kaza kılacaksın. Zaruri ihtiyaçtan giderdikten sonra kazadan kurtulmak için sünneti bile terk edip kazalar kılacaksın. Ulan sen sünneti kaza için terk etmen gerekirken sen sünneti iş için terk ettin. Lan hani bu? Bana kaza kıl o zaman. Kaza da yok, sünnet de yok. Ya! Sünnet onun için kılınmazdı, kaza için kılınmazdı. Sen kaza da kılmıyorsun, sünnet de kılmıyorsun. İki tane ceremi ödeyeceksin. Hakikaten dedi ya. Eşine geliyor değil mi? Şafi'de sünnet kılınmazmış. Ne zaman? Ne zaman kazası var. Abi benim kazam var. Kılıyor musun? Kazayı da kılmıyorsun, sünneti de kılmıyorsun. Radiyallahu anh. Peki. Kaç dakika oldu? Bakayım ben. Hocam dakikaya mı bakıyor? Bugün süper gidiyor mesela. Bir cennet atıyorsun. Şarj %100 hocam. Ne çeksinmiyorum. Uyuma yok. Yok hocam. Mehmet amca yoğurduğunu alıyoruz. Tamam. Bak. Gözüne yanına oluyor. Kapatıyorum abi. Öyle. Dinliyor musun yine inşallah? Bak şimdi. O zaman şurayı bir daha alayım. Cenab-ı Hakk'a 100.000 şükür olsun ki, bak, aynı dert içinde dermanı buldum. Burada bize ne dert senin? Derdin mi var? O dermandır. Mesela, hep anlatırdım öyle. Ok meydanında çık salon dershanemizde ama geliyor. İki gözü ama benden de yaşlı, 56 yaşında. Çok iyi külliyatı biliyor, çok hakim. Dedim ki nasılsın? Çok iyiyim elhamdülillah. Halide memnun musun? Hamdolsun. Çok iyi. Sizin dediğin tehlike, bizde tehlike yok. Ha? İki aya olmayana sordum nasılsın? Elhamdülillah, şükürler olsun. İyiyim dedi. Dedim ki iki ayak olsa ne yapardın? Çok iyi olur. O zaman benim derdin ne ya? Senin derdin ne kardeşim? Aç mısın? Açıkta mısın? He? Öldün mü? Yok. Hala o kafirin, kabirdeki kafirin istediği bir dakika elinde varken derdin ne kardeşim senin? Hayatı cehenneme çevirmenin ne gerek var? Niye cehenneme çeviriyorsun? Derdin ne senin? Allah'ın derdin ne biliyor musun? Allah'ın dinini dert edinmeyenlere Allah dünyayı dert olarak verir. Cenab-ı Hak peygamberi söylettiriyor ki dinimi dert edinenlere dertlerini üzerime alır. Bak bir daha dinimi Cenab-ı Hak diyor ki dinimi dert edinenlerin dertlerini üzerime alır. Ha. Şimdi bunlar örnekleri vardır, doludur. Allah hamdolsun bize öyle dertleri yüklememiş. Eğer üzerinize dert ne kadar varsa
o kadar dini dert edinmekten kaçırmışız da onda. Derdinden kurtulmak istiyorsan dini dert edineceksin. Allah böyle buyuruyor. Formül bu. Dini dert edilenlerin dertlerini üzerime alıyorum. Dine gelen dert derttir. Dertimiz ne kardeşim? Aç mıyız? Açıklamıyor. Bak, yoğun, bakımsız, ünitesiz nefes alıyoruz. İki ayağı olmayan var mı burada? Yok, çok şükür. Yok, iki gözü kör olan var mı? Bir gözün vardır. Ha? İki gözü kör olan yok, bir gözü kör olan var. Köre yakın olan var. Ben o darbeden, işkencede 98'de ondan sonra gözümün %60-70'ini görmediğini gördüm. Buna mukabil oh, sıkıntılıyım. Hayır, hamdolsun. Bir şey söylemek için söyledim. Dinimi dert edinenlerin dertlerini dert alırım diyor. Tamam mı? Allah'ın huzur kardeş. Beka var. Ahiret var. Günahım var. Rahim ve Rahman olan Allah'ım var. Fani. Geçtik. Ömrü gidiyor. Baki bir hayat var. Ölüm sahilde gözüktüğü gibi dehşetli değil. Allah onu peçeyle kapat. Ölümün peçesi diyor ustad. Ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah ve çirkin ise de. Fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir, gördü. Bak, aynı dert içinde dermanı buldu. Mesela imansızlığı, bak mesela imanı dert edinenin Allah imansızlıktan emin eder. Hizmeti dert edineni Allah ruhuna huzur verir. Hizmete maddi ve manevi sahiplenenlere Allah evine geçim sıkıntısı vermez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hastalıklarınızı, maddi ve manevi hastalığınızı sadakayla tedavi ettiğinizdir. Aynı zulmet içinde nuru buldu. Ya aynı zulmet içinde nuru buldu. Aynı dehşet içinde teselli buldu. Allah bu hakikatlara haklanıp hak etmeyi, haklanıp hak etmeyi, fark edip Furkan olmayı nasip eylesin. Amin. İki cihanda azizim. Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eylesin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan ervah-ı habiseleri, mevad-ı şerileleri evimizde hak ile yeksan eylesin. Sihat ve selametin sebebi olan ervah-ı aliyeleri, ruh-u kutsileri Allah evdumuza, bizi sevenlere, bizim sevdiklerimize, bizim dua ettiklerimize, bize dua edenlere nasip eylesin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin, bize kim nasıl dua ediyorsa, kimin bizden hakkı varsa, kim bizden ne bekliyorsa, kim hizmet-i imani Kur'aniye'de hissesi varsa, iki cihanda aziz eyle. Amin. Dertlerini bertaraf eyle. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eyle. Amin. Huzur eteme mazhar eyle. Uhuvvet ve tesanüt sırrına mazhar eyle. Amin. Ve son nefesimizde şehit olmayı, şehit olmayı, ki şehitti ki ölüm hissetmiyor. Allah nasibi müyesser eylesin. Ve ahir devahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı mazhar eylesin.